Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yaşanan işçi ölümlerinin nedenleri konusunda verilen grup önerisi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle genel kurulu saygılarımla selamlamaktayım. Değerli milletvekilleri, iş kazası deyince mevzuata göre çalışan sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda emziren kadın sigortalının iş mevzuatına tabi olup olmadığına bakılmaksızın yine bu mevzuatta belirtilen sürelerde çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında yürütülmekte olduğu iş nedeniyle iş yeri dışında sayılan zaman ve mekan dilimlerinin birinde Meydana gelenme sigortalıyı hemen 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 veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır. İş kazasının iş kazasına uğrayan açısından sigortalının bedenen veya ruhen öz, ...özre uğraması, uğratması iş kazası sonucunda ölüm veya sürekli iş göremezlik durumuna göre geride kalan aile fertleri bakımından bir de iş kazası sonucunda ölüm veya sürekli iş göremezlik durumuna göre bağlanan kısmi ve tam aylık bakımından maddi ve manevi ciddi sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle ölüm veya sakatlık halinde eş ve çocuklar çok ciddi sıkıntılara düşmektedirler. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan iş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin 2010 yılı istatistiklerine göre 2010 yılında toplam 62 bin 903 iş kazası yaşanmıştır. Konumuzla ilgili olması bakımından belirtmek gerekir ki iş yeri kaynaklı olarak 553 meslek hastalığı da tespit edilmiştir. Bunların 1454'ü ölümle sonuçlanmıştır. Verilere göre faaliyet grupları bazında sıralama yapıldığında 2010 yılında en fazla iş kazasının 8150 kaza ile kömür ve lignit çıkartılması faaliyetinde yaşandığı görülmüştür. Bunun 6918 kaza ile bunu makine ve teçhizatı teçhizatı hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatı 4621 kaza ile ana metal sanayi izledi. Meydana gelen iş kazalarının sayısı ile sektörde istihdam edilenlerin sayısının bir arada değerlendirildiği standartize iş kazası oranına göre de en sık kaza kömür ve lingit çıkartılması faaliyetinde meydana geldiği anlaşılmaktadır. En fazla iş kazasının yaşandığı iller sıralamasında ilk üç sırayı İstanbul, İzmir ve Bursa almaktadır. İstanbul'da 8 bin'e yakın, İzmir'de 7000, e, hemen hemen eşit 7.900 civarında ve Bursa'da 7.500 civarında iş kazası meydana gelmiştir. Yaşanan iş kazalarının en önemli nedenleri bir veya birden fazla cismin sıkıştırması, ezmesi, batması veya kesmesi. Düşen cisimlerin çarpıp devrilmesi, kişilerin düşmesi, makinelerin sebep olduğu kazalar şeklinde sıralanmıştır. Bu nedenlerle yaşanan kazalar toplam kazaların yüzde ikisini oluşturmaktadır. 2010 yılında iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu kaybedilen iş gücü sayısı 1.516.024 olarak belirlenmiştir gün bazında. Bunun 50.000 günü hastanede yatarak geçir, geçirilmiştir. Verilere göre en çok iş kazası yaş gruplarına göre dağılımında 25-29 yaş grubundakilerde görülmüştür. 25-29 yaş grubu en verimli en genç yaş grubudur. İş yerinde çalışan sigortalı sayılarına göre yine en çok 1 3 arası işçi çalıştıran iş yerlerinde görülmüştür. İşçinin son işveren nezdinde çalışma süresine göre 3 ay ile 1 yıl arası kıdemlerde rastlanmıştır. İş kazalarının en çok öğleden sonra saat 15 ile 16 saatlerinde yaşandığı tespit edilmiştir. Meydana gelen iş kazaları sonucu yaşanan geçici iş göremezlik süreleri kişi başına ortalama 24 gündür. Bu oran erkeklerde 24, kadınlarda 18 olarak hesaplanmıştır. Değerli milletvekilleri, görüldüğü üzere sadece iş kazası olarak 2010 yılında 1454 ölüm vakası yaşandığı halde bunun sonucunda da binlerce kişi eşsiz, çocuksuz, babasız, anasız kalmıştır. Toplam ayaktan 1 milyon 455 bin, 555 bin, bin gün iş gücü kaybı yaşanmıştır. Yatarak tedavide kaybedilen iş gücü kaybı gün bazında 47.316'dır. Bunlar ciddi rakamlardır. Bunların üretim değeri tespit edilememekle beraber belirtmek gerekir ki iş gücü kaybı üretimde de ciddi kayıplara sebep olmuştur. İş kaza sonucu ölüm nedenleriyle geride kalanlara aylık bağlanmaktadır. Sürekli iş göremezlik oranı %10 üzerinde ise kısmi aylık bağlanmaktadır. Binlerce kişiye kısmi sürekli iş göremezlik geliri bağlandığı göz önüne alındığında ki bunları maddi olarak Zaman darlığı nedeniyle buraya getiremedim. Ee, önemli rakamlardır. Her ay hazineden trilyonlarca lira yardım alan sosyal güvenlik kurumu için bu tür giderler önemli miktarlara ulaşacaktır. Önlenecek her bir iş kazası tabii ki en başta aile açısından fevkalade önemlidir. Sonuçları itibariyle ciddi sosyal problemlere de sebep olmaktadır. Bununla beraber maddi açıdan da SSK açısından da ciddi miktarlarda gider önlenmiş, hazineden alınan yardımlar da azalmış olacaktır. Bir başka konu eğitim durumuna göre 2013 yılında iş kazası geçirenlerin oranları incelendiğinde son 12 ay içinde istihdam edilen lise altı eğitimlerin %2,8'i İş kazası geçirirken genel lise mezunlarında bu oran 1.7'dir. Lise dengi meslek okul mezunlarında 2.4'tür, Yüksek öğretim mezunlarında ise yüzde %1 olarak tahmin edilmiştir. Burada lise dengi meslek okul mezunlarında %2.4 olmasının sebebi mesleki ve teknik eğitimdir. Eğitim seviyesi arttıkça kaza iş kazası azalmaktadır. Bu göstermektedir ki yapılması gereken tek şey eğitimdir. İşteki duruma göre iş kazası geçirenlerde en yüksek oran 2.6 ile kendi hesabına çalışanlarda gerçekleşirken bunu 2.5 ile yüzde ücretli veya yevmiyeli çalışanlar yüzde 1.6 ile işveren olarak çalışanların izlediği görülmüştür. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışanlarda iş kazası geçirme oranı ise 1.4 olarak tahmin edilmektedir. Meslek grubu itibariyle sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlarda iş kazası geçirenlerin oranı %4.8 ile ortalamanın ortalama 2,3'tür. Üzerinde gerçekleşmiştir. İş kazalarının en düşük gözlendiği grup ise binde 8 ile büro ve müşteri hizmetleri sektörüdür. Değerli milletvekilleri, 2004-2014 verilerine göre dünyada her yıl ortalama 270 milyon iş kazası meydana gelmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre her gün ortalama 5000, yılda ise 2 milyon işçi ölüyor veya 160 milyon işçi meslek hastalığına yakalanıyor. Türkiye'de ise iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümlere yönelik veriler üzerinde tartışma sürmekle birlikte SGK verilerine göre 2014 yılında iş kazası sonucu ölen sigortalı sayısı 1626'dır. Kıymetli milletvekilleri belirtmek gerekir ki Avrupa'da Türkiye birinci sıradadır iş kazaları yönünden acınacak bir durumdayız. 2014 yılına gelindiğinde alınan her türlü yasal tedbire rağmen iş kazaları azalmamış bilakis artmıştır. Az sonra vereceğim 2016 yılında da durum farklı değildir. Bütün bunlar çok ciddi mağduriyetlere ve giderlere sebep olmaktadır. İş kazasına yönelik değerlendirmelerde kullanılan kavramlardan birisi iş kazası sıklık hızı. Her 1 milyon çalışma saatinde meydana gelen iş kazası sayısını vermektedir. SGK istatistiklerine göre 2013 yılında çalışan her 100 kişiden 1.32'si iş kazası geçirirken 2014 yılında bu her 100 kişiden 1.47 olarak gerçekleşmiştir yıllar itibariyle artmaktadır. Değerli milletvekilleri, SGK'nın en son yayınlanan sigortalı istatistikleri Kasım 2016 tarihini taşımaktadır. 2015 yılında 65.361 bin kişiye sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken 2016 Kasım itibariyle kümülatif rakam 69.630 olmuştur. Bir önceki yıla göre 11 aydaki artış 5.26'dır. Konuyla ilgili ciddi istatistikler var ama ben son olarak şunu söylemek istiyorum. 2005 yılında sürekli iş göremezlik ölüm geliri alan toplam hak sahibi 73.428 iken 2016 yılında yaklaşık 20.000 kişi artarak bu 94.000 bin, 95.000'leri bulmuştur. Biz iş kazalarını önlemede maalesef Türkiye başarısız olmuştur. Ölümler artmıştır, sakatlananlar artmıştır ciddi ekonomik ve manevi kayıplar meydana